Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir Kongo inkisi figürüne bakıyoruz. Kongo Orta Afrika'da bir ülke. Ülke 14. yüzyılda kurulan büyük bir krallıktı ve birkaç yüzyıl sonra Belçika sömürgesi oldu. 15. yüzyılın sonlarında Afrika'ya gelen Portekizliler bu inkisi figürlerini gördüklerinde bunların yakılmasını istediler. Zira onlar Kongo halkını Hristiyanlaştırmak için misyonerlerle beraber gelmişlerdi. İnkisi terimi bir ruhu ifade etmek için kullanılır. Fakat daha spesifik olarak ilaç anlamına gelir. İlaç derken burada aspirin tarzı ilaçları kastetmiyoruz. Şifacıların birine fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal anlamda yardımcı olmak için kullandıkları otları ve takviyeleri kastediyoruz. O dönemden 19. yüzyılın sonlarına kadar Kongollar arasında müşterilerine yardım etmek için inkisi figürlerini kullanarak ayin yapan kişilere Enganga deniyordu. Enganga bir heykeltıraştan bu figürü yapmasını ister ve bunu uzun bir süre boyunca kullanırdı. O süre boyunca figürün üzerinde bu gördüğümüz şeyler birikirdi. Gördüğümüz bu materyaller figürün karnını örtüyor ve bu sebeple büyük olasılıkla tam karın bölgesinde yer alan bahsettiğimiz ruhsal ilaç için yapılmış olan bölmeyi göremiyoruz. Moyo adı verilen bu ruhsal merkez yani karın kısmı ilacın veya malzemelerin konulduğu yerdir. Bu malzemeler taş, şifalı otlar, macun veya kil olabilir. Enganga bu formülü karıştırdıktan sonra onu karındaki boşluğa yerleştirir ve ardından tamamen kapatılmış olacak şekilde örterdi. Enganga bu figürü birkaç farklı şekilde kullanırdı. Ona gelen bir müşteriyi iyileştirmek için bunu kullanabilirdi. Ama bunu aynı zamanda anlaşmaları ve sözleşmeleri kaydetmek için kullanabilir veya kötü insanlardan kurtulmak için de bunu etkinleştirebilirdi. İnkisi, yapılan sözleşmeleri, anlaşmaları ve edilen yeminleri onurlandırmak için bir tanık olarak oradadır. Enganga bir kumaş parçası alıp bunu figüre bağlayabilir ve bunu yaparak kelimenin tam anlamıyla bu anlaşmayı da bağlamış olur. Figürün üzerinde gördüğümüz bu düğümlerin her biri muhtemelen böyle bir şey ifade ediyor. İnkisinin sizin emrinizi yerine getirmesi yani yeminini bozan veya size yanlış yapan birinin peşine düşmesi için de köpek dişleri veya kuş tüyleri gibi parçalar kullanılırdı. Mesela burada bir hayvana, muhtemelen bir kuşa ya da bir köpeğe ait gibi duran keskin bir cisim görüyoruz. Bu inkisiyi harekete geçirmek için, çünkü sonuçta bu gerçekten de sadece bir ahşap parçası, bir ruh ile faaliyete geçene kadar Enganga figürün derisine çekiçle çivi çakardı ve böylece inkisiyi bir an önce gelip emri yerine getirmesi için çağırmış olurdu. Bunun üzerinde bir sürü çivi var. Sanki onlarca yıl boyunca kullanılmış gibi. Figür, Enganga'nın çalışması esnasında sürekli olarak farklı görünür. Onu burada kaplanmış, parçalanmış ve bol miktarda malzeme ile dop dolu bir halde görmemize rağmen muhtemelen halen eksik olan bir şey var. O da orijinal halinde karnında bulunması gereken ilaç. Figürün tıbbi bölmesi o kadar merkezi ve önemliydi ki bu parça satılamaz ya da ona sahip olan Enganga'dan başka birinin eline geçmesine izin verilmezdi. Muhtemelen orijinalinde bacakları vardı. Figür ayakta durabiliyordu ve üzerinde durduğu bir tabanı vardı. Fakat onlar artık yok. Bunların tam olarak neye benzediğini bilmemiz imkansız. Ancak figürün her yanının kaplanmış halde olduğunu açıkça görüyoruz. Burada Metropolitan Sanat Müzesi'nde başka bir örnek daha var ve bunda karındaki açıklığı çok daha net şekilde görebiliyoruz. Karnın içi bomboş olduğuna göre demek ki içinde her ne varsa alınmış ve figür etkisiz güçsüz hale getirilmiş. Figürün üzerinde tılsımlar olduğunu da görüyoruz. Bir tanesi boncuklu, bir diğeri dışı oymalarla süslü bir fındık gibi görünüyor. Tohum kapsülleri, hayvan parçaları, oyma figürler. Bu arada burada oyma figürlerinde karın bölgelerinde bir şeyler olduğu görülüyor. Bir de birbirine geçmiş iki tane timsah figürü var. Ayrıca yanda bir tane de çan var. Bu da aynen çiviler gibi inkisi ruhunu figürün içine sokmak için kullanılan bir şey. İnkisi Enganga'nın evinde onun tapınağında bulunurdu. Eğer bir müşteri olsaydım bu işi benim için yapacak olan yani benim için bir sözleşme ya da bir çeşit anlaşma imzalayacak olan veya benim için bir tür yanlışı düzeltecek olan Enganga'ya bunun karşılığında vermek üzere paraya da başka bir şeyler getirirdim. Bu arada Enganga bu çivilerin ve düğümlerin her birinin ne için olduğunu hatırlamak zorundaydı. İnkisi bu sebeple ritüel uzmanlarından yardım isteyen bir grup insana dair muhteşem bir tarihi ve sosyal belge gibidir.